Arkadaşlar herkese yeni bir videodan merhabalar. Bugün YKS 2024 sayfa için yaz tavsiyeleri vermeye geldim. Neler yapabiliriz? 12. sınıfa nasıl daha verimli bir şekilde başlayabiliriz? Birkaç öneri vereceğim sizlere. İlk olarak arkadaşlar paragraf ve problem çözmeye kendinizi alıştırın. Yazın çok fazla boş vaktiniz var. O yüzden güzel değerlendirmek tamamen sizin elinizle olan bir şey. Sabahları kalkın ve paragraf ve probleminizi çözün. İnanın sayısı hiç fark etmez. Onlar tane çözebilirsiniz. Zaten yıl içinde çok fazla çözeceksiniz. O yüzden kendinize birazcık alıştırmak sizi daha az strese sokacaktır. Çünkü bir anda mesela 25 paragraf, işte 30 problem yani tabii ki de sayıları bundan az gelebilir ama hani bir anda daha fazla yüklenmektense azar azar başlamak sizin stresinizi çok düşürecek. Bunun yanında kitap okumak arkadaşlar size gerçekten çok büyük bir katkı sağlayacak. Sadece Türkçe adına demiyorum. Başka branşlar için de çok önemli bir faktör kitap okumak. Hem hızınızı arttıracak hem stresinizi azaltacak. Hem normal günlük hayatınızdan uzaklaşıyorsunuz. Gerçekten kitap okumanın çok fazla yararı var. Hem kendi kendiniz için hem de sınav seyiniz için gerçekten güzel bir adım atmış olursunuz. İsterseniz kitap önerileri videosu da çekebilirsiniz. Bunun yanında arkadaşlar Türkçe'de dil bilgisi konularını halletmek yazın e, dil bilgisi konularını hallederseniz inanın 12. Sınıfta çok rahat edersiniz. Zaten sayısal için ya da sözel eşit ağırlık için hiç fark etmez. AYT ederseniz çok ağır. Yani hem yeni şeyler öğreneceksiniz hem eskileri tekrar edeceksiniz. Türkçe'yi halletmek size artı bir puandır yani. Dil bilgisini hallettiğiniz zaman geriye zaten okuduğunu anlamak alıyor. Kitap okuma ve paragraf da zaten bunu destekleyeceksiniz. Türkçeyi halletmek dediğim gibi size çok büyük katkı sağlayacaktır. 12. sınıfa geçtiğiniz zaman size bir TET denemesi yaparlar büyük bir ihtimalle arkadaşlar. Bu durumda siz Türkçe'yi halletmiş olarak girerseniz, bakın matematik için demiyorum ama Türkçe'yi halletmiş olarak girerseniz güzel netlerle motive olabilirsiniz. Bu size gerçekten çok büyük bir katkı sağlayacaktır buna ek olarak arkadaşlar zor olmayan matematik TYT denemeleri çözmek de size çok büyük katkılar sağlayacaktır. Problem çözünüz için biraz da kendinizi görmek isterseniz çok zor olmayan kaynaklardan denemeler çözebilirsiniz. Arkadaşlar ben şimdi biraz TYT ağırlık konuşuyorum ama kesinlikle AYT'yi boşlamayın. 11. sınıfta öğrendiğiniz konuları tekrar edin. Bence hani kimya, fizik ya da biyoloji, edebiyat alanındaysanız işte tarih, coğrafya bunlardan ziyade AYT matematiği halletmek sizin işinize çok yarayacaktır. Özellikle 11. sınıf konularına kadarki kısmı halledin. Kafanız rahat bir şekilde seneye başlayın. Zaten bir sürü yeni konu öğreneceksiniz. Tekrar etmek sizin stresinizi çok azaltacaktır. Arkadaşlar küçük bir önerim daha var size. TYT FEN ve TYT Sosyal'in bir kısmını halletmek. Aslında bunu yapmak zorunda değilsiniz tabii ki de ama seneye 12. sınıfa yani birkaç ay sonra başladığınız zaman gerçekten iyi ki de yapmışım diyeceksiniz. Çünkü büyük bir yük kalkmış olacak üzerinizden. TYT AYT'ye göre bir tık daha yapılabilir bence. AYT'de daha yeni öğreneceğiniz şeyler var ama TYT'yi zaten biliyorsunuz. Yani en azından seneye TYT Fende veya Sosyalde yanlışınız geldiği zaman konu tespiti yapıp onunla ilgili testleri çözüp videoları izleyip bir şekilde halledebilirsiniz. Hem zaman açısından hem stresiniz açısından size gerçekten çok büyük katkı sağlayacaktır. Buna ek olarak arkadaşlar tyt'nin büyük bir çoğunluğunu halletmiş arkadaşlarım için de AYT Matematik için en azından yeni konuları göz atabilirler. Çok güzel çok sade anlatan kanallar var. Benim önerilerim bu şekildeydi. Tamamen size bağlı bir program oluşturabilirsiniz. Kendinizi çok fazla sıkmaya asla gerek yok. Sadece stresli bir döneme başlıyorsunuz. Stresinizi biraz olsun azaltmak ve biraz olsun seneye... Sadece stresinizi birazcık azaltmak. Birkaç ay sonrasında kendinizi güzel bir şekilde hazırlamak için bu önerileri uygulayabilirsiniz. Umarım videom size çok faydalı olmuştur. Yeni videolar için takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.